Çekil, iyi çekil. Neden yaptın? İyi çekil. Neden yaptın? He? Neden yaptın? Sana da yaparım istersen. Tamam mısın? He. Ne istersen onu söylerim sana. İstersen gel seni de bırakayım. Toplumsal hafızada yer alan etnik bir nefretin maalesef bu olaya yansıması olarak görüyoruz. Biz bunun benzeri birçok olayı önceden gördük, yaşadık. Bireysel cinayetler, nefret cinayetleri tarzında birçok böyle vaka oldu. Ve aynı zamanda daha da büyüyüp ilçelerde ve illerde toplumsal nefret ve lince dayalı hadiseler de gördük. Maalesef kimse böyle bir şey olmasını arzu etmez. Toplumsal bilinçte maalesef böyle bir nefret duygusu olabiliyor. Ve insanlar kızgınlık anında bilinçaltındaki bu duygularını öne çıkararak bu cinayetleri işleyebiliyorlar. Sakarya Valiliği'nin açıklamasını yanlış buluyorum, doğru değil. Olaydaki Kürt etnisitesi nefretiyle ilgili bulguları gözden uzak tutmaya çalışmak, sümenaltı etmeye çalışmak ileride gelişebilecek diğer hadiselerin de önünü açar. Mesele hastalığı teşhis etmek. Hastalığı teşhis etmeyip hastalığı görmezden gelmek ancak ve ancak hastalığı ilerletir. Bu konuları konuşmak lazım. Hangi kesimden olursak olalım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin vekilleri olarak bu konuyu masaya yatırmamız lazım. Örtbas ederek bir yere varamayız. İfadeler çoğunlukla bu tür olaylarda gizleniyor. Son zamanlarda devlet yetkilileri zaten bu tür tavırlara çok girdi. Biliyorsunuz oğluna pantolon alamadığı için intihar eden İsmail Devrim vakasından bile tedirgin olup bu vakayı gizlemeye, örtbas etmeye, farklı yöne çekmeye çalışan bir devlet anlayışı var.